Günaydın. Şimdi aniden böyle bir kayıt açmak istedim. Çünkü bugün Eskişehir'e gidiyordum gezmeye ve dedim ki neden bunu videoya çekmiyorum. Hem bir anı kalmış olur hem de işte vloglamış olurum diye. Ben bir video kayıt açmak istedim. Bu ay ne kadar çok video atıyorum değil mi? Ben de şaşırıyorum valla inanın. Şimdi gidiyorum. Sabah 8'e aldık. Şu an saat 6.40 falan. Gün baya erken başladı bana. Sonra orada işte Eskişehir'de çok merak ettiğim yerler vesaire var. Onları zaten çekecektim. Ben dedim bari video alırsın. Şimdi trenle gidiyorum Ankara Gar'a. Ankara Gar'a kısa bir ulaşım yolu açılmış dediler. Metro duran falan ama bulamadım metro duran. Çıkışta bakacağım. Bu arada dönüşü de akşam 6'ya aldım. Bence gayet bir günde gezilebilecek bir yer. Neyse telefonun şarjını şu an bu yolda değil de orada konuşarak bitireyim. Şehirden. Böyle bir rota oluşturdum. İnternetten falan bakmıştım. Önce bir kahvaltı, daha sonra müzeler, işte porsuk çayı vesaire diye. Çok güzel bir rota oluştu. İlk indiğimde çok güzel bir enerji aldım. Kokusu falan güzel. Şu an ışık tam arkamda olmuyor ama şu an daha iyi gibi. Evet. Şimdi bir yere oturdum burada. Meşhur ödemiş tostu varmış içinde farklı olarak. Kavrulmuş soğan koyuyorlar sanırım. Bir dakika ya. Ondan denemeye geldim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kahvaltımı yaptım. Karnımı doyurdum. Bence güzel bir deneyimdi. İlk defa yedim ödemiş tostunu. Bence güzel bir deneyimdi. İçinde bizim yediğimiz tostlardan farklı olarak işte kavrulmuş soğan vardı. Zaten böyle yürürken bir soğan kokusu aldım. Çok sevmiştim. Soğana bayılırım. Bence gelirseniz bir deneyin. Başka şeyler de vardı ama ben onu denemek istedim. Şimdi de porsuk çayına doğru gidiyorum bakalım. Şimdi burada bir tane porsuk çayı vardı. Hepimizin bildiği üzere. Neyse böyle giriş yaptım. Böyle giriş olmaz. Şot üstü geçsin. Heh. Porsuk çayına gittim, gördüm. Kadir'deki sabrın çayı gibi. Yok o kadar da değil. Ama çok uzun bir çay gibi görünüyor. Şimdi Odun Pazarı, Sazova, o taraflara gitmeye çalışacağım. Burada bir şeye sorduğumda otobüs numaralarını söyledi. Binip gidebileceğimi söyledi. Şimdi otobüsleri bekliyorum. Şimdilik çok güzel gidiyor. Otobüste 19 ve 23 numaraya bindiğimizde sizi çok yakınına götürüyoruz. 23 numaraya bindim ve 400 metre kadar gerisinde bıraktı. Şimdi oraya yürüyeceğim bakalım. O gördüğünüz mavi şapanın falan burada olduğunu gördüm internette. Çok doğruya gelmek istiyordum açıkçası. Hatta onun için uyumlu giyindim diyebilirim. Şimdi de gidiyorum. Gösterebildiğim yerlerini gösterdim ama çok fazla insan olduğu için her yerini de gösteremedim.
Nuh'un gemisi mi? Korsan gemisi mi? Korsan gemisiymiş burası sanırım. Ama o kadar güzel bir yer ki, böyle o kadar güzel bir park. Şato zaten şöyle gördüğünüz gibi tam arkamda kalıyor. Sonra burası gemi, şuralarda bilim kültür merkezi var. İşte küçük bir tane Minat Türk diye bir şey. Minat Türk müydü? Öyle bir şeydi, öyle bir şey var. Oraya gideceğim şimdi. Ama çok güzel bir şehirmiş ya, çok. Ve ben 2 saattir geziyorum. Bakmama böyle bir saat geçiyor. O kadar hızlı geçiyor ki zaman. Bilmiyorum, bitmez istiyorum. 5 saatim kaldı. Şimdi AVM'sini gezeceğim. Bir de Odunpazarı Müzesi'ni merak ediyorum aslında. Oraya gidebilir miyim bilmiyorum çünkü biraz ters düşüyor gibi haritada. Ama bakalım. Çıkarken bu şeyden, o şatonun oradan böyle bir takıcı vardı. Hediye falan alırken bir tane böyle kendime bir bilek almış en uçta gördüğünüz. Ne taşı dedim. Ne taşı dediğini hatırlamıyorum ama özellikle ne şey dedi. Para taşı dedi. Tamam dedim, hemen alıyorum. Bunu aldım kendime. Çok da uyumlu oldu. Sonra buradan çıkarken de Odun Pazarı Müzesi yetişmeyecek gibi. O yüzden burada bir Minatürk diye bir şey vardı. Okudum da. Onu gezmeyi istiyordum. Bir oraya uğrayayım dedim gitmeden. Oraya geldim şimdi. Daha sonra bir AVM'sine gitmek istiyorum. Öyle. Dış sesiniz geldi. Şimdi videonun dışından şunu söylemek istiyorum. Ben pazartesi günü gittiğim için tüm müzeler kapalıydı. Eskişehir'in müzelerinin kapanma günü pazartesiymiş. Burada da bunu gösteriyorum. Eğer siz giderseniz buna dikkat edin. Ben gittiğim müzelerin hiçbirine giremedim. Sadece dışarıdan fotoğrafını ve videosunu çekebildim. Tekrardan selam şu an. Böyle bir yorgunluk yok. Başıma çok değişik bir ağrı girdi, migrenim tuttu ve böyle. Ama neyse ki gezinin sonlarına doğru oldu. Gezebildiğim her yeri gezdim. Çok muhteşem bir gündü ve şimdi Porsche çayının kenarına oturdum. Trenin saatini bekliyorum. Yani bir günde gerçekten gezilebilecek bir yermiş ama böyle çok yoğun bir yorgunluk hissediyorsunuz eğer böyle bir günde gezerseniz. Her yer yürüme mesafesinde diyorlardı. Hayır, öyle değil. Yani ben bazı yerlere otobüste gittim. Ama çoğu yer, ya çoğu dediğim Porsuk Çayı, AVM'si, YHT Garı vesaire, yemek yiyebileceğiniz yerler, bunlar hep yürüyebileceğiniz mesafede. Avantajı bu. Şimdi öyle trenimi bekliyorum. Herkese selam. Videonun sonunu çekmeyi unutmuşum yine. Yurda gelince çekeyim dedim, otobüsteyken fark ettim ve bir son çekmeye karar verdim. O kadar yorgunum ki konuşmaya bile halim yok. Yani böyle ayaklarım, elim, kolum çok yoğun bir ağrı hissediyorum. Artık ne kadar uyurum tahmin bile edemiyorum. Ben tüm Eskişehir'in gezilecek yerlerini bir günde gezmeye çalıştım. Hiç pişman değilim. Yarın olsa yine çıkar giderim. Çok memnun kaldım. İnşallah siz de videomu beğenmişsinizdir. Hem yanlı kalmış oldu hem de böyle YouTube'a vloglamış oldum. Ne zamandan beri böyle güzel vloglar çekemiyordum. Yani enerjimi toplayamıyordum bu kadar iyi. Şimdilik benden bu kadar. Instagram'da daha aktifim, onu söylemiyordum. Şuraya bırakayım ve oraya bir reels hazırladım. Orada çok daha güzel, yani böyle kısa olduğu için çok güzel geliyor bana reels ya da shorts. Shorts atar mıyım bilmiyorum. Atarım büyük ihtimalle. Neyse, daha fazla bu düşük enerjimle konuşmayayım bence. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.